Hepiniz tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda bizim Haydar'ımız. Sonra bizim... Oğlum başka karakter ismi gelmedi. Başka... Latif. Latif'imiz. Mike'ımız oldu bir ara. Başka... Zorlasak çıkacak bayağı. Oğlum var var yani. Ne kadar boş karakter varsa işte Samet oluyor. Samet var yanımda kardeşim, benim hoş geldin. Hoş buldum abim. İyiyim, sen nasılsın? İyidir bende, nasıl olsun. Arkadaşlar Samet'in yüzünü ilk defa görenler varsa, Haydar'ın yüzünü ilk defa görenler varsa bir yorumunuzu alırız. Aynen. Niye alıyoruz bilmiyorum da. Bir yorumunuzu alırız, beğeninizi alırız. Bugün TikTok videoları izleyeceğiz. Niye böyle bir şey yapacağız bilmiyorum. Aklımıza içerik gelmedi. Gerçek hayat gelmiyor. Şu an yorumlara yazdınız. Gerçek hayat beklerken başka video gelince gelen üzüntü hissi falan. Yazma aynen, onu. Onu yazma bak. Onu yazma. Arkadaşlar gerçek hayat neden çekemiyoruz? Çünkü Samet İstanbul'a geldi. Samet İstanbul'a gelmişken Samet'le bir video çekelim dedik. Gerçek hayatı aynen. Hafta içi veya işte tekrardan haftaya cuma falan atarız. Hiç merak etmeyin. Şimdi... TikTok videoları izleyeceğiz. Aynen öyle. Olayımız da şu, güldüğümüzde video biter. Direkt, kökten. Direkt çat diye video biter. Allah, o yüzden zor. Gülmek yok. Eğer böyle 2-3 dakikalık video istiyorsan hemen gülebilirsin. He. Tamam, böyle 2-3 tamam. Dakika gözükeyim gideyim diye istiyorsan hemen Kütahya'ya gideceğim. İşim gücüm var abi. İstiyorsan hemen gül. Yok. Gülersek video biter. O yüzden zaten... Benim için çok zor olacak. Gülmememiz gerektiği için de TikTok açtım zaten. En iyisini yapmışım. Aynen öyle. Büyük ihtimal gülmeyiz. Bakalım saçma sapan videolar izleyeceğiz büyük ihtimal. Aynen, bu arada Samet'in de arkadaşlar YouTube kanalını açtırmak için de bulabilirsiniz. Ona da video çekiyoruz. Gidin mutlaka izleyin onu da. Müthiş vlog orada... falan çektik. Bak vlog çekti. Aynen öyle. Ondan sonra normal ona da şimdi birazdan video çekeceğiz falan. Onları izleyin, güzel olur. Aynen, abone öyle. Değilseniz abone de olun. Hadi o zaman geçelim videoya. Arkadaşlar bu videomuzun sponsoru olan Battle Teams 2'den size bahsetmek istiyorum biraz. Battle Teams 2 tamamen Türkçe bir FPS oyunu. Oyun içindeki karakter seslendirmelerine kadar Türkçe yapmışlar. Ben birazcık dinledim, gerçekten mükemmel olmuş. Savaş alanını bu sefer ben seçiyorum. Savaşın acımasızlığını dostlarını kaybettikçe öğreniyorsun. 21 Haziran'da açık beta süreci resmi olarak başladı. Oyunda da bu arada pay to win olayı falan asla yok. Ama özellikle benim en beğendiğim nokta, çünkü birçok oyunda bunun problemini yaşıyoruz. Sunucuları Türkiye'de var abi. Bu sayede ne oluyor? İstanbul'dayım diyelim mesela. 5-10 pingle falan anca oynarım büyük ihtimal. Eğer başka bir şehirde oturuyorsanız da maksimum alacağınız değer 30 falan olur. Battle Teams 2 arkadaşlar FPS türünde aranan her şeyi bir araya getiriyor. Klasik bomba imha, takım savaşı, tabi bunların yanında Battle Royale de var. Daha farklı, böyle eğlenceli yapmak için de mutant modu, koca kafa modu gibi modlar eklemişler. Bu da oyuna tabii ki eğlence katacak. Ama tabii ki oyunun asıl olayı beta sürecinden sonraki PvE hikaye modu olacak arkadaşlar. Bu arada böyle bir oyunu, hani bu kadar büyük bir oyunu benim bilgisayarım kaldırır mı diye düşünürseniz neredeyse arkadaşlar bütün sistemlerde çalışabilecek şekilde yapmışlar bu oyunu. Her türlü görüntü kalitesine uygun grafik ayarları, ne bileyim mesela kötü bir bilgisayarım vardır. Çekersin düşüğe, oynarsın abi. Sonuçta artık günümüzde yeni çıkan oyunları düşük sistemlerde oynamamız imkansız. Şöyle de güzel bir haberim var. Şimdi açık beta'ya özel tabii ki etkinlikler yapıyorlar. Hediyeler dağıtıyorlar. İçinde RTX 4080'den tutun 100.000 TL havuzuna ulaşan arkadaşlar ödüller var. Oyun içi tabii ki bunlar. Bütün bu çekilişleri, oyun hakkında bilgileri, detayları, hediyeleri takip etmek isterseniz oyunun arkadaşlar Instagram hesaplarını, ne bileyim sosyal medya hesaplarını, farklı farklı hesaplarını takip etmeyi mutlaka unutmayın. Oyunun linkini de açıklama kısmına ekledim. Mutlaka oyunu indirin. Şu açık beta sürecine katılın arkadaşlar. Oyunu hem de önceden öğrenmiş olursunuz. Avantajlı şekilde başlarsınız. Hadi o zaman videoya devam edebiliriz. Başlıyoruz oğlum. Oy. Bu arada bilerek şey yaptım. Şunu duyurusunu da geçeyim arkadaşlar. Benim TikTok hesabım çalındı. O TikTok'a Furkan Yaman yazdığınızda başka birisi çıkıyor. O ben değilim, hesabı falan da satmadım. Hesap çalındı, almaya çalışıyoruz hala. Aynen öyle. Bir de şunu da söyleyeyim. Gizli de açtım hesabı bilerek. O yüzden sıfır bir keşfet. Şu anda hiçbir TikTok kullanmayan bir insan hesap açsa, TikTok'a girse izleyeceği videolar bunlar. İlk videolar. Ne oluyor abla? Ne yapıyor lan? Allah aşkına çok merak ettim, ne yapacak? Yani hayırlı işler. Kafayı yemişler ya. Devam. Telif yemeyiz inşallah orada ya. Amin. İhtimal var. En kolayını sormuşsun kardeşim sen de. Oha, çakma koleksiyonu var lan, çok güzel ha. Oha şu ne çalıyordu arkada bak o. Telefonlar var. Harbiden. Çalmıyordur oğlum, bunun çalacağı çakmaklar denk gelmiyordur bence. Bir de onun bak, bir bak, bak. Yok bu güzel değil, diğeri kadar. Diğeri daha güzel. Aynen. Arkada bak telefon melefon var, onlar güzele benziyor ha.
Fırat abinin de özetini alalım. Benziyor bu arada. Bir tane televizyon temizlik hastası mı öyle bir şey? Böyle izleyebiliyoruz mu? Ana. Arkadaşlar tamam bir dakika böyle izleyelim ya. Ben şunu bir ayarlayayım. Geçtim ya. Oha. Oha. Kabi şeyle mi video yapmış acaba ya? Kimdi ya? Şu... bu bir tane illüzyoncu herif. He illüzyon. Neydi onun adı ya? Unuttum. Ne yapıyorsun dayı ya? Çok boş bir videoydu. Sarmadım. Geç. Everyone, it's my birthday. Doğum günü müymüş? Tabii bunun amaç. Ya, sigara gibi yap doğum çok havalı. Çaydan tapılan seyfin içinden. Ha? Tapılan, yapılan. Çaydan. Ne yazıyor ya? Çaydan yapılan kasanın içinden bakın neler çıktı. Ha, büyük ihtimal mi? Türkçesi. Değil mi Azeri kardeşlerim yazın yorumlara. Ben bilemedim. Ben bunu biliyorum. Ne çıktı acaba? Ya, oğlum 4 dakika video. Az ilerlesene. Manyak şeyler çıkıyor ha. Allah Allah. Allah ama baya uzun. İlerlet. Bak. Oha. Bak izle. Ben bunu biliyorum bu arada. Oha. Aşırı sarıyor video. Gerçek mi acaba? Gerçekmiş. O patlatıyor. İlk patladığında açılmıyor. Baksana. Oğlum çok iyi lan. Şöyle bir şey buldun düşün. İlk ne yapardın? Hadi. Torpili koyup patlatırdım. Valla. Yok be oğlum ne bileyim açmaya çalışırdım ben kesinlikle ya. Açtıktan sonra ne yapardın diyor. Bunlar eline geçti. Altına sıçar mıydın bir ufak? Ben sıçardım şahsen. Şu baksana CD'ler falan var. Bir CD bir takardık kasaya ya. Ben bir bakardık. Ben takmazdım. Ben takardım. Ben merak de ederdim ya. Mahallede ışıklar, sokakları. Baksana çoğu çocuğun hayali olan oyun konsolunu aldım. Teşekkür ederim abi. İyi oğlum TikTok keşfetinde geziyoruz dur. Yokluğunu hissettirmiyorsun. Özgür öyle deme. Ben senin her zaman abinim. Özgür. Çok duygulandım. Bir anda 10 kilo. Batuhan Kuru'yla tanıştıktan sonra. Aynen. Oy. Ben de az önce yaptım aynı boku. Ama şey videoya gülmedim ya ki. Videoya değil ben de az önce sana güldüm. Aynen videoya gülmedim ki arkadaşlar ben kendi söylediğim şeye güldüm. Sen siktir git amına koydum mu orospusu. Bu senin son görüşüm olsun lan. Bir daha yoluma çıkarsan Allah'ıma kitabıma vurdururum seni. Hem de kafana sıka. Siktir git lan. Siktir git. Ufak bir geldi. Ufak bir geldi. Aynen. Bu ne ya? Sen ne yapıyorsun? Ya? Bir garibim bu dünyada. Unuttun mu tanrım beni? Öksüresim geldi tuttum güldü sanırlar diye. Yaşarım şu. Ya abi ya. Abi şaka mı? Şu an ne ben oldu? Buna gerçekten inanamıyorum. Ne şakam ya? Hello. Şimdi bir tane ürün gördüm. Ya reklam yapıyor ya. Kediler süt sever arkadaşlar. Bu sütü de... Oğlum 10 yıldır şampiyon olamaya takım nasıl böyle şeyler söylüyor ya? Ben de anlamıyorum. Geldim babamın yanına. Önce ona soda ikram ettikten bu çok iyi. Sonra... İzledin mi? Sonra kilo verdiğinden bahsettim. Hemen anladı tabi hayırdır ne istiyorsun diye. Dedim reis şu kamyon aylardır kapıda yatıyor. Gel şunu gel yana, satalım reis ya. Azıcık bana para verirsin araba alırım her deyince %30'unu veririm dedim. Yarı bak, yarıya bak, diyor. Pazarlığa bak. Uzun uğraştan sonucu yarı yarıya sonunda anlaştık. Kalktım hemen gittim metreyi kaptım geldim kamyonun yanına. Fotoğraflarını çekiyordum ki reisin yine duramadığını balkondan bana karıştığını fark ettim. Şimdi sıra geldi kasanın ölçülerini almaya. Çocuk %50 parasını alacak ha. Çok pis %35. Önce 50 diye anlaştı en son. Sonra da genişliğinin ölçüsünü pazarlık alıp değişiyor. Babamın karışmalarıyla birlikte uzunluğunu da ölçtüm. Kasayla olan mesaim bittikten sonra doğru yere basmaya başarıp indim aşağı geldim eve. Hemen reisin yanına gidip ilan açıklamaları yazdıktan sonra sıra geldi fiyata. Diyor ki %30 senin. Reis dedim aşağıda %50 anlaşmıştık. Hayır 30 olacak diyor. Allah. Koymuyorum o zaman dedim ilana. Kolayı var dedi aldı telefon elimden gider kendim çeker kendim koyarım sana da pay vermem dedim. Aman reis yapma etme deyince işin sonunda %35'te anlaştık. Geldim babamın yanına. Önce ona sordum. Oğlum arabayı falan satacaklar sonra... zannettim ben. Satalardı keşke. Bunu da geç istiyorsan. Arkadaşlar Aralık'ta gidiyorum askere ya. Denizci olacağım bir de. Ben de beyaz giyeceğim işte şunlardan evet. Giyeceğim. Beyaz giyeceğim arkadaşlar. Denizci olarak gidiyorum İzmir'e. Özleyin beni olur mu?
Peki bu dünyada başka yerlerde var mı bizim bilmediğimiz? Bunlar çok... Evet var. Meksika'da daha yaygın bu. Ne ya, son zamanlarda yani biri var ya. Neydi? Bunu söyleyemem diyor değil mi? Bunu çok bunu söyleyemiyoruz diyor. Ya. Çok kült oluyor. Neydi adı ya? Adını vallahi ben de bilmiyorum. Ama adına şey gördüm diyordu. Cellat mı diyordu? Cellat demiyordu. Öyle bir şey diyordu. Öyle bir şey diyordu. Zebani mi diyordu? Zebani diyor. Zebani diyor. 425 yaşındayım diyor. Abi ben bu konulara gülemiyorum ya. Bu arada emineceğim ya. Benim ülkemde oğlum ben biraz zorlanırız falan diye düşünmüştüm. Hiç güzel video denk gelmiyor. Ben geç diyorum. Kendi kendine grup mu oluşturuyor şu an? Büyük dalga geçerdim de gerek. Tek başına vakit geçir ki benim insanlar keşfet ne kadar boş vakit... Kaldı. Okuyamadım lan. Boşa vakit harcadığında mı sansın mıydı? Öyle bir şey. Ulan deve. Nereden çıkardın bu işi başımıza? Baba gözünü seveyim, bir falso verme. Şu kızı tek seferde alıp gidelim. Tamam. O iş bende. Yürü. Oğlum uzun video yapmaya başlamışlar. Çok uzun video var ya. Kızım. Geçtim ya. Herkese merhaba. 2,5 dakika. Bu ne kadar bir şey var öyle. La abla ne yapıyorsun? Ben gülmedim. Gülmedim, şaşırdım sadece. Şey oldu bir an. Hayatım, ben Şifadır ya. Aynı şey 3 dakika. Senin kardeşin var mı böyle? Yapıyor mu? Az daha büyüsün. Az daha büyüsün yapacak. Ben onu ama... öldürdüm. Merhaba, ben Yavuz Yapıcıoğlu. Türkiye ta... Bodrum'da tanıştık ve dedi selam, ben Deniz. Gülmedim. Ağzın dişler gözünce dedik. Dertsiz insan yok da... Çok takıyorum. Onun üzerine öyle yazdılar. Çocuk yapmayalım dedi. Eve hayvan alalım olmaz, dedi. Olmaz. Bak ev hayvan alalım. Ev hayvan alıp çocuk da yapalım. Evet. Hayvan desin. Şey değil mi bu? Sevgilim beni nasıl ortamlarda zannediyordur. O sırada ben. Evet. O sırada bizim ortam. Ben ne demek çocuk istemiyorum yani? İstemiyorum abi. Hatta ben bayağı nasıl ilerleyecek? Koyunu nasıl ilerleteceksin? Genç yaşta istemiyorum. Atıyorum hani 40 yaşında dede mi olacaksın Yunşar'cığım? Ne hiç alakası kimseden var? Soyumu ilerletmek zorunda değilim ki ya. Böyle hiç kimseden alakasız bir konu. Bu ortada dönüyordu. Çok güzel. Ben 30 yaşında evlenirim. Tamam. 35 yaşında bir tane çocuk yaparım. Yeter. Abi evde hayvan. Bence de güzel. Aynen. Bahçede olur. Peygamber Efendimiz ne demiş? Dememiş de bir şey. Kedileri evde besleyebileceğimizi söylemiş aslında, aynen. Ha bak, ay ben niye istemiyorum? Ben kıl tüy sevmeyen bir adam. Tamam, bize ne? Tamam mı? Senin kılın tüyün yok mu abi? Kedi olarak tüysüz kediler var. Onu beslerim. Tamam, senin kılın tüyün yok mu? Ama onun dışında yok. Epilasyona giderim. Nereden gidiyorsun? Gidiyorum. Yani bunlar ne kardeşim? Bu kanında dökülen bir kıl. Şu an size burada olduğunuz. Aha, ha bu. Eşek. İspantos ya. Bak. Şu an burada. Götten uydurma seansı. Ha, ispatlandım şu an. İnandık tamam. Aynen. Bunun için de işte kalp yüzümüz açık olması gerekiyor. Ben burada olduğunu inanıyorum. Yani hissediyorum. Senin mi kalbin açık? İşte mesela ben bak yanlış anlama. Ben mesela sen desem ya kardeşim sen akıl hastasın. Değişik hallere. Kendine bile gülüyor çocuklar ya. Bak kalk sırayla birimler. Bak. Vay. Ama Muslera geldi mi bir duracaksın, yanlış. Gerçek Galatasaray'ın Muslera geldi mi bir durur. Ne düşünecek oğlum? Düşünmeyecek. Hayır, en az düşünecek. Düşünmeyecek. Gerçek bir Galatasaraylı Muslera Icardi ayrımı yapmaz. Direkt Muslera'lara geçer. Dur. Ne oluyor ya aman? La abla. Ya bu telefoncu yine ya. Selamun aleyküm, sizleri İstanbul'un Mertar'ı ile tanışayım. Bura bir növ Azerbaycan'ın binasıdır. Demek ki burada ne iş almak istəyirsinizsə, məsələn, Azerbaycan mıymış? Almak istəyirsinizsə, bu dondan bir adet alabilmezsiniz. En aşağısı 20-30 adet almalısınız. Yani Azerbaycan da pahalı oluyor. Bize göre pahalı oluyor. Tam olarak böyleydim ya.
ve ayranı karıştırıp içmemi istemişsiniz. O zaman hadi başlayalım. Öncelikle biraz... İçilir mi ya acaba? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Birazcık pilav. 1 kaşık, 2 kaşık, 3 kaşık, 5 kaşık. Benim midem bir kötü. Bir dakika lan, kaç kaşık olduğunu karıştırıyorum. Ve son olarak birazcık ayran. Tadı nasıl olur acaba? Aslında üçünü karıştırarak yiyoruz zaten normalde. Malzemelerimiz bu kadarcıktı. Hadi karıştıralım. Bence de karıştıralım. Boğazdan geçiyor. Yok, yani. Aynı kaşığı alıyoruz oğlum. Cacık, pilav, tavuk falan. Çok kötü. Tek yemez ki bunu. Tek yemeyecek zaten bak. İmkanı yok, boğazdan çıkmaz ki. Videoyu beğenip yorum atarsanız çok sevinirim. Faaliyetten takip edenlerin yorumunu şu an olduğu gibi yapıyorum. O zaman hadi başlayalım. Oğlum çok garip kokuyor lan. Neyse. 3, 2, 1, 0. Faruk da 18 yaşındaymış. He. Dedim daha büyük duruyor. Hiç evet. Değil ki. Neyse dur içmeye çalışacağım. Oğlum akmıyor bak. Bak. Yine iyi içiyor ya. Arkadaşlar teklenmiyor. Bir dakika biraz daha su koyup öyle deneyeceğim. Yine iyi içiyor ama. Şu an daha iyi. 3, 2, 1, 0. Arkada abi sosu ilk onu yolluyor. Abisi mi var? Gülüyor. Şey, horluyor. Oğlum, tadı nasıl oldu acaba? Onu söylesene. Bunu deneyebilirsiniz. Gayet bak. İyi akıyor. Aa, iyi. Tadı kötü olmamış. Deneyeceğim. Bu ne abi? Niye normal keşfette bu var ya? Full mu çıktı bu de? Evet, kaçtı. Çok çıktı. Şaka gibi. Sen deli misin? Kombini göster. Kombinimi göstereyim mi? Bakayım hadi. Kaç kişi geçti? Bu adamla ne ünlü oldu lan? Putin'le açtı kendini resmen. Onun. Tabii ki canım. Peki ben bir şey gördüm. Onu. Oğlum ne alaka anasını satayım?